Türkiye'de nasıl bir düzen var? Bugün Türkiye'de bir fırına gidip 200 lira para verdiğiniz zaman bu 200 liranın içinde 68 lira faiz ödüyorsunuz, 64 lira da vergi ödüyorsunuz. Neden? Türkiye'de faizcilik var. Bu faizler masrafa yazılıyor. Sonra da ekmeği alan, ayakkabıyı alan, gömleği alan fakir fukaraya ödettiriliyor bu faiz. Faiz bankada ödenmiyor, fırında ödeniyor. Onun için bana ne faizler, benim bankayla işim yok dersen sen çok aldanırsın. O faiz seni, sen ekmek yemiyor musun? Yiyorsun. İşte ekmek alırken o ekmeğin içinde 68 lira faiz ödüyor. Niçin? Köylünün traktöründen başlıyor bu. Köylü traktörü alıyor faizli parayla. Bunu buğday parasından ödüyor. Ofis faizle çalışıyor, un fabrikasından sattığı buğdayla ödüyor. Un fabrikası faizle kurulmuş, fırına sattığı unla ödüyor. Fırın faizle kurulmuş, hepsi sana satılan ekmekle ödettiriyor. Bütün bu faizlerin hepsi. Bu 68 rakamını kafadan söylemiyorum. Kuruşu kuruşuna hesapladı ve 200 lira verip 250 gram bir ekmek aldığı zaman 68 lira faiz ödendiğini tespit edin. 64 lira da vergi ödedi. Kim ödüyor bu vergiyi? Devletin masrafını kim ödüyor? Zenginler vergi vermiyor. Gel sana kim ödediğini göstereyim Ankara'da. Filanca apartmanın alt katında kapıcı Hasan. 7 tane çocuğu var. Günde 9 tane ekmek alıyor. Ayda eline 50 bin lira geçiyor. Bu evde oturuyorsun daha fazla para vermeyiz diyorlar. 50 bin lirayla günde 9 tane ekmek alıyor ve o ekmeği şekerli suya batırıyor, çocukları yaşatmaya çalışıyor, başka türlü yaşaması mümkün değil. İşte bu adam ayda aldığı 50 bin liranın 15 bin lirasını vergi veriyor, devlet masrafı bu adamı ödettiriyor. Milyon insan faizden vergiyle eziliyor. Vergi maliye ödenmiyor. Her satın alınan şeyin içerisinde vergi doldurmuş. Şimdi bir de KDV'yi arttırıyor. KDV'yi arttırıyor. O gece bütün gıda maddelerinin KDV'sini %5'e çıkarttım dedi. Kıyamet koptu ertesi gün. Aman peki şimdilik %3'te dursun. Hele bir düşünelim bakalım dedi. Sabah başka, akşam başka. Oradan vermezse şeyi, kırbacı başka taraftan verecek. Ve illa bu Yahudinin parası mutlaka ödenir. Şimdi ben size ne anlatıyorum? Millet verem hastası. Bu hastalığın mikrobu ne? Faiz. Mikrop neye derler? Hastalığa sebep olunmuş ama gözükmüyor. Millet bu faizi görmüyor. Ekmek parası veriyorum zannediyor. Faiz içine dolmuş. Onun için bugün Türkiye'deki ekonomik krizin, hastalığın, mikrobunun biri faiz, biri de vergi kanunları. Çünkü vergi gelirden alınıyor. Zengin vergi vermiyor. Zengin vergi vermiyor. Bilakis hazineyi soyuyor hayali ihracatla. Vergi fakir fukaraya ödettiriyor, onu eziyorlar.